Bu makineler tarafından gerçekleştirilen hızlı seremoni sadece saniyeler sürüyor. Daha sonra BMW çalışanları amortisörleri motor bölümüyle birleştirip bağlantıları tamamlıyorlar. Bir vinç sistemi otomobili bir sonraki aşamaya, egzoz sisteminin montajına götürüyor. Buradaki problem egzoz sisteminin ağırlığının 20 kilonun üzerinde olması. Böyle bir ağırlığı yürüyen bir üretim hattında her gün yüzlerce kez yukarı kaldırmak çalışanlar için büyük bir ergonomik engel oluşturuyordu. Çözüm mü? Kaldırma işlemini onlar için gerçekleştiren bir hovercraft. Araç montaj hattında ilerledikçe zeminde kayarak hareket ediyor. Arka ve ön tarafı aynı anda monte ediyorlar. Buradaki amaç, bil ve kağın arkayı takarken ön tarafı da tamamlayabilmek. Hovercraft zeminden birkaç milimetre yükseklikte bir hava yastığı üzerinde kayıyor ve montaj hattıyla birlikte ilerliyor. İşleri bittiğinde bırakma düğmesine basıp yoldan çekilecekler ve alet bekleme konumuna geçecek. Z4 üretim sürecinin sonuna yaklaşıyor. Ama önden bakıldığında otomobil henüz bir BMW'ye benzemiyor. Bunun için meşhur çift böbrek şeklindeki ön ızgaraya ihtiyaç var. Bu orijinal BMW 303 ile 1933'te başladı. Ama o zamanlar bu sadece soğutma sistemi için bir ihtiyaçtı. Ama çok geçmeden bu belirgin ızgara şekli markanın bir tasarım unsuru haline geldi ve neredeyse tüm BMW modellerinde yer aldı. Bugün çift böbrek ızgara insanlara bunun bir BMW olduğunu gösteriyor. İlk bakışta bunun bir BMW olduğunu anlıyorsunuz. Eğer jant ve tekerlekleri olmazsa kimse Z4'ün ve çift böbrek ızgarasının geldiğini göremez. Ve şimdi Z4 ilk kez kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Hat ilerlerken BMW çalışanları depoya 20 litre yakıt koyuyorlar ve sonra diğer sıvıları da 4 dakikadan daha kısa bir sürede araca dolduruyorlar. Montaj süreci sona eriyor ve koruyucu parçalar çıkartılıyor. Z4 ilk test sürüşüne hazır. Ama bu yolda değil, bir yol kabininde gerçekleştirilecek. Bir sürücü saatte 160 kilometreye ulaşıyor. Hem de hiçbir yere gitmeden. Yol kabininde saatte 160 kilometre hızla gitmek harika bir his. Bir bulutun üzerindeymişsiniz gibi uçarak gidiyorsunuz. Müthiş bir his. Harika. Son kontrolde BMW çalışanları aracı son bir kez daha en ufak ayrıntısına kadar denetliyor ve nadiren gereken yerlerde düzeltmeler yapıyor. Z4'ün ham metal parçalarından üretim ve boya aşamalarından geçerek yüksek performanslı bir roadster haline gelmesi yaklaşık 40 saat sürdü. Ama Z4 hala tam bitmiş değil. Son bir parçaya, Z4 armasına ihtiyacı var. Şimdi otomobil tamamlandı ve gönderilmeye hazır. Bazı Z4 müşterileri BMW Spartanburg'a gelip Z4'lerini direkt olarak fabrikadan teslim alıyorlar. Eşim ve ben Denver'dan buraya uçakla geldik. Ve geri dönerken arabayı kullanarak gideceğiz. Bunun için aylardır heyecanlıyım ve bekliyorum. En sonunda işte burada. Ama bazen hayallerinizdeki otomobili almak düşündüğünüz gibi olmayabilir. Futbol oynarken ayağımdaki bir tendon koptu. Ama bu yaralanmadan daha acı olan şey arabayı dönerken kullanamayacak olmam. Bu görevi eşim nazikçe üstlenmeyi teklif etti.
Vardiyalarının bitiminde Z4'ü üreten Spartanburg Güney Carolina'daki çalışma 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 Carolina'da